Şike temiz. Arkadaşlar İtalya istikameti park 362 temiz. Arkadaşlar Avusturya'ya sıkıntısız bir şekilde atlattım. Diğer arkadaşlarıma da hayırlı yolculuklar dilerim. Bendeniz bir saat yatar. Ay. Arkadaşlar günaydın. Sabah şerifleriniz hayırlı uğurlu olsun inşallah arkadaşlar bakalım. Ay neredeyiz arkadaşlar? Avusturya'ya geçtim biraz önce. Şu an şeydeyim. İtalya'dayım. Şimdi Fernetti. Hadi bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar Avusturya'ya atladım ya. Biraz önce gördüğünüz kapı villa kapıydı. O bütün arkadaşlar atlamış orada bir pauza yapıyordu. Arkadaşlar bugün size Fernetti'den Trieste'ye inerken o arada bir video çekeceğim. Bugün de ayın 21'i, 6. ayın 21'i günlerden cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. O arada bir video çekeceğim. Çektiğim videoyu da bugün yüklemeye çalışacağım. Eğer bugün yüklersem çok taze fırından yeni çıkmış bir video izleyeceksiniz. Avusturya atlayanlar gelip buralarda 45 dakika pauza yapıyor. Al. Geliyor. Arkadaşlar bugün Avusturya polisi resmen bize var ya oyun oynadı var ya. Yola geliyor, alıyor bir tane ekip arabaları alıyor. Bir parka götürüyor, bırakıyor oraya. Geliyor bir tane daha alıyor, bir daha götürüyor. O arada birini götürürken diğerleri geçiyor. Bizim 3 tane araba gelemedi şeyde. Salzburg'da. Arkadaşlar bayram geçse de şu an çoğu millet daha şeyde bayram tatilinde. Bu arada herkesin kurban bayramını kutluyorum arkadaşlar. Biz bayramda buralardaydık. Ekmeğimizin peşinden koşup durduk. İnşallah önümüzdeki bayramlara bakacağız. Son 30 kilometre biz arkadaşlar Fernetti'ye. Ama öyle bir uyku bastırdı ki var ya. Ne yapacağımı şaşıyorum ya. Sağımda solumda böyle yiyecek bir şey bırakmadım ya. Bir tane bisküvi vardı, bir muz vardı. Bir tane süt içtim. Thank you.
Türkiye sıcaktan yanıyormuş arkadaşlar. Biz de burada Almanya'ya gidiyoruz. Nürnberg'den bu tarafı başka mevsim, Nürnberg'den öbür tarafı başka mevsim. Nürnberg'e gelince uzun uzun kollu giyiniyorum, pantolon giyiniyorum öbür tarafa giderken. Bu yana gelirken tişört ve şort giyiniyorum. Vallahi ya. Gözlerim nasıl arkadaşlar? Şu yolda sollama yasağı var. Bir de sollama yasağı olmasa var ya. 5 dakikada Fernet'teyiz de. Burada sollama yasağı var. Şurada muz var. Bir iki tane daha muz yiyeceğim de muz uzakta kaldı ya. Şimdi arabayı da durdur, onu al, bunu al. Hiç sevmediğim bir şey. Arabaya bindi miydi geri vitesi olmayacak. Devamlı ileri. Fernet diye geldik sayılır arkadaşlar. Şimdi burada işlemlerimizi yapalım. Bize parking de diyebilir, liman da diyebilir. Aşağıda inebiliriz, limana da girebiliriz. Şimdi şurada bir form var arkadaşlar. Şuraya bırakayım. Forumdan önce bir şey söyleyeyim. Son 1-2 videonun yorumlarını okumadım arkadaşlar. Bazen böyle telefonla falan oynuyorsun diye çok yorum yapıyorlar. Bana biraz da böyle söyleniyorlar, sistem ediyorlar. Ya da işi bilmediğimi söylüyorlar da. Arkadaşlar yani sadece tırdan, yükten ibaret değil benim işim. Telefon da. Yani ben bu giderken bu telefonu kullanmak zorundayım. Bazen öyle oluyor. Navigasyona ayrı kafa yoruyorum. Telefona ayrı kafa yoruyorum. Şehir içlerine girdiğim zaman. Ne diyorduk? Bir form dolduracağız. Hani bazen diyorlar ya arkadaşlar, yabancı dilin yok, nasıl yapıyorsun? Nasıl anlaşıyorsun? Burada ne adıma bir şey anlatacağız, ne de bir şey soracağız. Burada bir form var, bende var fazla. O formu dolduracağım, adam verecek, girecek sisteme, bakacak. Durum neyse. Ya park, ya devam. Liman. Bak şurada diyor ki çekin için, evrak için Türk arabaları sarı çizgiyi takip etsin diyor. Arabada 30'la git diyor. Abla biz Amasyalıyız. Biz yol veriyoruz yayalara. Ya biz Amasya'dan öyle gördük. Thank you.
Şimdi burada plakalarımızı sistemden görüyorlar. Oraya bir kayıt yapıyorlar. Of of. Şu karşıki sıraya geleceğiz. Karşıda bak arabalar şey yapmış ya. Dizelenmişler. Bazen orası böyle uzuyor da uzuyor. Eğer bugün işler planlandığı gibi giderse arkadaşlar, burada parkta fazla beklemezsek, şimdi ben bu gece Avusturya'ya atlamıştım ya, yeni dorsemi alıp tekrar geri bu sefer Avusturya'ya atlayıp Alman'a geçeceğiz. Artık dorsemiz nereyse bilmiyorum. Alman'a geçeceğiz büyük ihtimalle. Buraya parka geleceğiz. Bak bunlar da şimdi benim peşimden sarı çizgiyi dolanacaklar. Şurada bir mutlu vardı. Kimdi acaba o? Kahvaltı yapıyordu ya. Ya da Dorse mutlu çekici yabancı olabilir. Bize uzak yerleri kilitliyorlar ya. Lan ben bu kızı dün şeyde görmüştüm ya, Münih'te gördüm ya. Bir tırcının yanındaydı. Bak tır da orada. Lan ben bazen unutkanım diyorum ama değilmişim ya. Bak Münih'te gördüğüm bir tane şeyi, kız mı bayan mı artık neyse yani, burada hatırladım ya. Şimdi şu sıranın arkasına gidelim. Şurada bir tane form dolduracağız. Çukurlara düşmeyelim. Arabanın burnunu sağa sola çarpmayalım. Hızlı hareket edelim. Hızlı hareket etmeyle acele etmenin arasında fark var biliyorsunuz arkadaşlar. Of 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 of. Plaka çekici 76AAZ462 76, bunu bilmiyoruz, şuradan bakıyoruz. Lan lan oraya da yazmamışız ya. AAR 161.
AAR161. Şu Alman doz dolasına da yazak ya. Bir işe yaramaz da 76 AAR161. Şurası da bir imza. Tamam. Şimdi yalnız dorsa yüklenecek. Okey. Firma ismi Mutluların Mutlu Şoförleri. Yükün cinsi cigara. Tütün arkadaşlar, tütün. Yükün cinsi tütün. Tehlikeli madde frigo. Frigo, frigo. Ebat dışı. Neyse, frigoyu boş ver. Koli adeti, yükün ağırlığı. Yükün ağırlığı 8149. 8149. Sürücü Cengiz Yeşilırmak. Cengiz diyor. Yes. İmza. Büyük harflerle tarih. Ney tarih? He, bugün ayın kaçı? 21. 21.06.2024. Neyle gidiyor bu? X1 diyelim. Tamam. Durum böyle arkadaşlar. Pasaport lazım oluyor. Şuradan pasaportumuzu çıkaralım. Parka girersek 15 euro para vereceğiz. 15 euroyu cepten veriyoruz. Firma hesaba yatırıyor. Başka ne lazım olacak? Şimdilik böyle. Durumlar böyle. Şuradan bir de kameraya bakayım. Kamera düz mü duruyor, yan mı duruyor? Bak işte, bak işte, bak, 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 bak. Allah'ım ya Rabbim ya. İyi. Şey değilmiş ya. Türk değilmiş, iyi ki. Yıkıla, yıkıla. Birazcık yamukluk varmış ya. Haydi bakalım, az daha ilerleyelim. Arkadaşlar, kamerayı şuraya koyayım. Bonjour. Pendik. Port tracking, Liman. Trieste Porto. Tamam. No parking. Liman. Okey. Okay. Mers. Ciao. Ciao. Arkadaşlar, parka hiç sokmadı, şeye gidiyoruz, limana gidiyoruz. Bu da işlerimizin biraz değil, biraz daha hızlı olması anlamına geliyor. Şimdi gidip dorsemizi alıp tekrar buraya gelme ihtimalimiz var. Haydi bakalım, gidiyoruz. Arkadaşlar, şurada bir abi kahvaltı yapıyordu ya.
çok sevdiğim bir abiydi de bir geri geliyorum ya. Oğuz abi! Abi günaydın! Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi, hamdolsun abi ya. Bana limana in dedi, limana iniyorum aşağıya. Tamam, kolay gelsin abi. Abi şuraya çekeyim de telefonla konuşalım, ben seni arıyorum. Efendim Oğuz abi? Evet Engiz, günaydın tekrar. Günaydın abi. Dostum şey soracaktım, İstanbul ofis kapalı mı bugün? Yani benim operasyonu ulaşmaya çalışıyorum. Abi. Bence kapalı değil ya. Kapalı değil. Alperen miydi seninki? Yok Ahmet. Hiç yok mu seni? Seni limana götürüp getirecek? Şeyde öbür dorseyi alıp şey yaparken giderken alırsın abi. Ben de şimdi öyle yapacağım. Abi şurada kameranın şarjını bir değiştireyim. Şarjımızı değiştirdik arkadaşlar. Şu Mars'ı kaybetmeyelim. Şu önümüzde şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu Trieste limana inene kadar bir bakıyorum bir gün başka yolu kapatıyorlar. Bir gün bakıyorum bir başka yolu kapatıyorlar. Geçen gün var ya, vallahi hani bilmeden demeyeyim de bilerek başka bir yere gittim. Yani hani yolumu bulacağım diye. Ta git var ya. Yolda yani bir 100 metre daha gitsem sıkışacağım, kalacağım. En sonunda o bisikletliler dedi ki, bisikletle gelenler var, o köyün adamları var. Dedi yani 50 çarpı yapıyor, bu gitmez diyor. Orada bana yardımcı oldular. Bir 150-200 metre geri gittim. Ön tarafı boşalttılar, arkayı boşalttılar. Arabaları yani, trafiği boşalttılar. Döndüm oradan, devam ettim ya. Bunların yazılarından da anlamıyorum. Arkadaşım biri dedi aslında bir alternatif tabela koyuyorlar dedi ama lan ben o kadar çok dikkat ettim. Ama ben öyle bir şey görmedim ya.
bizim Alperen'i bir arayayım. Yeni Dorsem'in plakasını da öğreneyim. Kamera var. Şu telefonu bir saklayayım da yukarıda kamera var. Heh. Alperen! Alperen sana da selamlar kardeşim buradan bak. Şimdi seni arayacağım ama aramayayım. Saat daha erken. Şimdi senin sen 3.30 atıyorsun şu an sabah erken saatlerde. Ben sana bir mesaj yazayım. Lan. Marşçı bastı gitti lan. Oğlum Alperen ben seni... Ha buradasın. Alperen selamün aleyküm kardeşim, günaydın. Limana iniyorum. Bana yeni Dorsem'in plakasını atar mısın? ...15 dakikaya atıyorum diyor. Bu sırtımızdaki Dorsey'i arkadaşlar tam buradan çıkarken... ...geçen hafta pazar günü akşam çıkarken... ...Yusuf diye bir arkadaşımız vardı. Bizim firmada. Onunla beraber çıktık. Gittik Belçika'ya boşalttık. Trier'e geldik, tütün yükledik. Dün Münih'te yatıyoruz. Benim saatim Pauze'nin arkasından 9 saat Pauze'nin arkasından yürüyebilirsin dedi bana takografım. Abi onunki yürüyemezsin diyor ya. Bana yürü diyor, ona diyor ki 7.5 saat daha yatacaksın diyor. Adam gelemedi. Gelemediği gibi. Yani gece atlayamadı orayı. Gündüz zaten bir işe yaramıyor. Şimdi bu gece atlayacak orayı. Ama o şöyle bir şey yapmıştı Trier'de. 4 saat falan yattı arabalarımız. Daha da ne kadar yatacağımız belli değildi. Arabalar pauzeye almasın kendini diye o takografta arabayı hareket ettirmedi. Takografta bir şeyler yaptı. Ben onu çok bilmiyorum. Öyle bir şey yapılıyor ama ben buranın kaidesini bilmiyorum. Takografta arabayı hareket etmiş gibi. Yani çalışma pozisyonunu aldı arabayı. Çalışma pozisyonunu aldı da biz ondan sonra bir dünya kahvaltı yaptık. Alışverişe gittik. O arada o arabayı tekrar yat pozisyonu aldı mıydı, almadı mıydı? Öyle bir şey var. O şimdi baştan arabayı şey aldı ya, çalışır pozisyonu aldı ya. Eğer bir unuttuysa o araba devamlı durduğu yerde çalıştı. Totalını bitirdi. Aha da trafik, hadi bakalım. Mehmet Ali Erbil diyor ya, gene çıkmış televizyona. Parmaktan sonra görüşelim. Biraz önce ne demiştim arkadaşlar? Yol kapalı, her indiğimde başka bir yerden salıyorlar demiştim ya. Bak şu an gene oradayız. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Ama manzara güzel. Bak liman orası, limana gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni Dorsem'in plakası da geldi, yeni adresim de geldi. Gene şeye gidiyoruz. Belçika'ya gidiyoruz. Anvers'e. Belçika Anvers'e gidiyoruz gene. Ne götürmüştük? Temizlik malzemesi götürmüştük. Termokindi muhtemelen, gene termokin. Biraz tonajımız var ama olsun. Sırtımızda mı götürüyoruz? Ayağımızın altında basıyor, gidiyor işte. Yani Allah nasip ederse bugün gene Avusturya'ya atlayacağız. Alperen, sen var ya, adamın dibisin, dibi. Dorse demeden plaka geldi var ya. Ne oldu lan, kaza mı oldu? Direkt mi gidiyor acaba? Direkt gidiyoruz ya. Allah belanı versin.
Yol çatallaştı birden, de önümdeki kalabalığı takip ediyordum. Kalabalık birden kaybolunca ben sap gibi ortada kaldım ya. Haydi bakalım. Gelseydim gene mi ben buraya geliyormuşum ya? Demin önümdeki araba burada gene karşıma çıktı. Şükür çıktık yola ya. Ta Marsçı da önümde. Şimdi dağa indik, aşağı şehrin üstündeyiz de burayı da komple böyle viyadüklerle dolanıyoruz arkadaşlar. Burada şey var. 50 kilometre hız sınırı var. Yani polisler de durdurup tavraf kaydı alabilir. Kaçından geldin diye. Buraya 50 ise 50 ile gideceğiz. Şu an kafamız rahat, psikolojimiz düzgün. Onun için etçik sindire sindire, açık midemiz aç ama şu işleri halledek güzel bir kahvaltı bizi bekliyor. Al, al, al işte bak, al. Neyse, o İtalyan. Güveniyor, kendine gidiyor. Italiano. Hop. Şu konteyner gemisine baksana, ne kadar büyük ya. Biraz dar ya. Onun için işte 50 ile git diyor var ya. Ay. Şuraya düşürmeyelim. Kuvvete illa billahil aliyyil azim. Azimsin, kerimsin ya Rabbim.
Şurada Mola 7 diyor. Yani 7. liman. Biz oraya gideceğiz. Safımızı seçelim şöyle. Konteynermiş. Bir kayarsan var ya, altına girersin var ya, Allah göstermesin.
Arkadaşlar burada ben işlemlerimi yapayım. Burada biraz evrak işlemleri var. Onları ben halledeyim. Ondan sonra tekrar görüşüyoruz. Hadi bakalım. Burada işlerimizi bitirdik. Şimdi normalde bak şu sağda bizim dorsiyelerimiz var. Görüyoruz arkadaşlar. Buraya gelip ben bunu park edeceğim. Ama ve lakin bir daha gir çık yapmayayım. Gideyim yükleyeceğim, takacağım dorsenin evraklarını da alayım geleyim. Oradan içeriden onu da takayım çıkayım. Bunu bırakırken onu da takıp çıkacağım. Arkadaşlar sırtımdaki dorsenin evraklarını bıraktım. Bu benim, bu da onun. Yeni dorsemin de evraklarını aldım. Şu ruhsatı çantasına koyalım. Bu dorsenin çantası. Bu da dozvala, Alman dozvalası. Tamam. Bunu da şeye koyacağız. Bir yere koyacağız, söylemeyelim. Koşturduk ya. Arkadaşlar koşturduk ama inşallah koşturduğumuzun karşılığını alacağız. Zaman olarak. Zaman, sadece birazcık zaman. Şu sağ tarafa gireceğim şu konteynerin peşine. Şöyle genişten alayım ki arkam dışarıda kalmasın. Dorsemizi buraya kestik. Dolaptaki malzemeleri şuraya boşalttık arkadaşlar. Hiçbir bağlantı kalmadı. Fotoğraflarını da çektik, gönderdik firmaya. Şimdi bunu bıraktık. Yeni dorsemizi almaya gidiyoruz. Terledim ya. Hemen şu soldaki koridordaydı galiba.
Bir de diyormuşlar arkadaşlar, bak şu karşıda ikinci kata bizim Dorsey'i koymuşlar bir tane. Bir de diyormuşlar ki o. Hayda. Olabilir mi lan acaba? Ben kendimi şimdi termokine odakladım ya, gözüm onu görmüyor hiç. Onun yanında bir tane var da o değil. İnşallah şular da çıkar ya. AP254 Hüner. Yeni dosyamız da burada arkadaşlar. AR309. Biraz önce önünden geçtim, görmedim. Burada ufak bir vuruğu var, sıkıntı yok. Lastikler şu biraz yanak yapmış. İstetmemiz yok. Arkadaşlar bunları ben size gösteriyorum. Bu size gösterdiğimin aynısını biraz sonra resimleyip şeye atacağım. İstanbul'a ofise atacağım. Şimdi şu malzemelerimi ben şuraya bir koyayım. Arkadaşlar Dorsey'i aldım ama acayip yoruldum ya. Tonajına bakacaktım da göremedim ya. Dayı, ben nereye geldim ya? Gel 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 gel.
Alo. Kadir beni mi aradın? Evet, neredesin? Aa, limandan çıktım da seni oraya doğru geliyorum. Sen ofiste misin? Evet. Ya sana zahmet o dozvala bir aşağı indirse. Hem biraz bacaklarını... Bir beyaz dozvala gönderecekmişler şeye, kapıya da. Tamam, ben şimdi çıktım, geliyorum. Şurada Kadir var. Kadir de bizim evrakçımız arkadaşlar. Kadir teşekkür ederim. Hadi yolun açık olsun. Bu kapıdan çıkabiliyorum değil mi? He? Tamam. Bak işte olma. Çek çek. Ulan Kadir. Arkadaşlar, böyle bir dorse bırakma alma videosu oldu. Biraz da yoruldum. Şu kapıyı da çıkayım. Kapıyı çıktıktan sonra yukarıya sabah gemi bileti aldığım yere gidiyorum. Orada petrol ofisi var. Orada depolarımı da fulluyorum. Orada yatışa geçiyorum. Orada yatışa geçiyorum. Ne zamana kadar? Gece 12'ye kadar. Gece 12'den sonra tekrar Avusturya atlıyorum o yana. Bu videom da böyle olsun arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Dararam.